Çok kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Aziz milletimizin iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin 101. yıl dönümünde, açılışının 101. yıl dönümünde bu tarihin aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi tarihi olduğunu ifade etmek isterim. İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı, gurur duyacağımız birçok hadiseye sahne olduğu kadar hüzünlenmemize sebep olan hadiselere de sahne olmuştur. 14 Mayıs 1950'de demokrasiye geçmenin sevinci, heyecanı yaşanmışken 27 Mayıs 1960 günü demokrasimizin vesayet altına alınmasının ızdırabını yaşadık. Hatırladıkça hala o ızdırabı, o acıyı yaşıyoruz. Bugün Cumhuriyet tarihinin inkıta ve utanç günü 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 61. yıl dönümü. Millet iradesine yönelen en ağır ve en önemli saldırılardan birisi olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin demokrasiye verdiği zararı hafızalara kazımak, gençlere ve gelecek nesillere unutturmamak elzemdir. Esasında hiç yaşanmamış olmasını temenni ettiğimiz, siyasi tarihimizden, milli hafızalarımızdan silmek istediğimiz bir olay bu. Ancak yok demekle yok olmayacağını biliyoruz. Ülkemizin, milletimizin onlarca yılına tesir eden bir olay 27 Mayıs. Bu sebeple Milli İrade'nin Evi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırladığımız görsellerle 27 Mayıs 1960 darbesi sergisini açmak ve aziz milletimizi derinden etkileyen en kara günlerden biri olan bu 27 Mayıs 60 darbesiyle görseller üzerinden yüzleşmek, hafızalarımızı tazeleyerek bugünü idrak etmek, sevinçlerimiz olduğu gibi kederlerimizi de yad edip üzerinde tefekkür etmek için bir araya geldik. Sergiye iştirak eden ve bugünün hatıralarımızdaki acısını paylaşmak için bizimle birlikte olan bütün misafirlerimize, katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli misafirler, sergiler maşeri vicdana ait bazen güzel, bazen de kötü hadiselerin canlılığını göz önüne sererek derin hafıza oluşumuna katkıda bulunan, tarihi makale ve kitapların kelimelerle anlattığını, resimlerle, fotoğraflarla, karikatürlerle ya da farklı görsellerle özellikle gençlerimizin bilgi ve irfanını arttırmak için hazırlanan değerli ve önemli çalışmalardır. Onlarca sayfada anlatmaya çalıştığınız bir duyguyu tek bir fotoğrafla ya da tek bir tabloyla daha etkili bir şekilde zihinlere kazırsınız ve o görüntü ömür boyunca asla unutulmaz. Az önce izlediğimiz belgeselle o günlerin ruhunu, hüzün dolu atmosferini hep birlikte hissettik. Birazdan da sergiyi gezerek 27 Mayıs 1960 gazeteleri ve fotoğraflarıyla tarihe tanıklık edeceğiz. Çok kıymetli koleksiyonunu bizimle paylaşarak sergiyi açmamıza katkı sağlayan Sayın Haluk Berk'e, izlediğimiz belgeseli hazırlayan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, siyasi tarihimizin milleti için çalışan isimleriyle birlikte milletçe çok zorlu merhalelerden geçerek, mücadeleler vererek demokrasinin yerleşmesini sağladık. Asker-siyaset ilişkisinin zararlarını bizzat yaşamış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daha subaylığının ilk yıllarında katıldığı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden askerin siyasete karışmasını eleştirerek ayrılmıştır. Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi toplandığı sırada milletin iradesine gölge düşmesin, tartışılmasın diye kongreyi askerler tertipledi denilmesin diyerek azami dikkat ve gayret göstermiştir. Meclisin ilk yıllarında o olağanüstü dönemde askerler ve siviller 1. Meclis çatısı altında milli mücadeleyi hep birlikte yürüttüler. Ancak bir noktaya gelindi ki bizatihi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın talebiyle askerlik ve milletvekilliğinin birlikte yürütülmesinin sivil siyaset üzerindeki menfi etkileri dikkate alınarak iki kutsal görevin aynı anda ifasını engelleyen kanuni düzenleme yapıldı.
Demokrasinin tam anlamıyla ülkemizde yerleşmesi 1950'de ilk serbest seçimlerin yapılmasıyla gerçekleşmiştir. Milletimizin kahir ekseriyetinin teveccühüyle Demokrat Parti tek başına iktidara gelmiştir. Demokrasi tarihimizde önemli bir kilometre taşı olan 14 Mayıs 1950 seçimleri tek dereceli, genel, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılmış. Milletimiz uzun bir fasıladan sonra yine kendi iradesinin temsilini mecliste sağlayabilmiştir. Ancak milletimize, milli iradeye ihanet edilerek 61 yıl önce bugün 10 yıllık Demokrat Parti iktidarı 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle sonlandırılmıştır. Çarıklı erken diye aşağıladıkları milletin tercihine ancak 10 yıl tahammül edebilen bu vesayetçi zihniyet 61 yıl önce bugün devlet ile milleti adeta birbirinden ayırmıştır. Bu darbeyle sadece Demokrat Parti cebren iktidardan indirilmemiştir. Başbakan merhum Adnan Menderes, bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamları ile Cumhurbaşkanı Celal Bayar başta olmak üzere birçok Demokrat Partili'ye yapılan işkence ve zulümlerle demokrasinin geleceği uzun yıllar vesayet altına alınmıştır. Silahla iktidarı gasp eden zorbalar, milletin seçtiği iktidarı ve 395'i milletvekili olmak üzere 592 iktidar mensubunu Yassıada'da kurdukları düzmece mahkemede yargılamışlardır. Hatırlatmak isterim ki onların milletin iradesine darbe vurdukları Yassıada'nın adını Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değiştirdik. Adanın adını da hazin hatıralarıyla birlikte aslında Adem'e havale ettik. Malumunuz 60. yılında geçen yıl 27 Mayıs'ın hemen akabinde çıkarttığımız bir kanunla Yassıada Mahkemesi'ni ve bu mahkemenin verdiği kararları bütün sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırmış olduk. Burada yapılan düzenlemenin hukukiliğiyle ilgili birçok tartışma yapıldı. Şunu ifade edeyim, ben de bu konuda bizim yasama uzmanlarımızın çıkarttığı hakemli bir dergi, yasama dergisinde bir akademik bir makale, hakemli bir dergide makale yayınladım hukuki durumuyla ilgili. Diğer darbe dönemlerinde de şüphesiz çok büyük ızdıraplar olmuştur. Birçok vatandaşımız zarar görmüştür. Büyük maddi manevi zararlar görülmüştür. Bunların şüphesiz her biri için bunları telafi edecek bir takım adımlar atmak gereklidir prensip olarak. Fakat 27 Mayıs darbesi ve Yassıada Mahkemesi süreci hepsinden farklı bir süreçtir. Şunun için bunu ifade etmek isterim. Malumunuz hukukun en temel kurallarından birisi doğal hakim, tabi hakim ilkesidir. Bunun kısaca açıklaması, bir şahıs bir suçu işlediği zaman hangi mahkeme kurulu, hangi mahkemeye tabi ise yargılanması o mahkemede yargılanır. Bir suç işlendikten sonra eğer suç olduğu iddia ediliyorsa onun için özel bir mahkeme kurularak yargılama yapılamaz. Diğer darbe dönemlerinde de şüphesiz dediğim gibi zulümler olmuştur. Fakat yargılamanın yapıldığı mahkemeler en azından kağıt üzerinde resmiyette legal mahkemelerdi. Fakat Yassıada Mahkemesi ise darbeden sonra kurulmuş ve belli kişileri sadece yargılamak için özel teşkil edilmiş bir mahkemeydi. Bu bakımdan böyle bir mahkemenin kanunlar, anayasa dışında da hukukun en temel ilkesi doğal hakim ilkesine aykırılık sebebiyle yok sayılması, ortadan kaldırılması gerekiyordu. Mahkemeyle beraber şüphesiz onun yapmış olduğu bütün yargılamalar, vermiş olduğu kararlar bütün hukuki sonuçlarıyla beraber ortadan kalkmış oldu. Bunun tabii bu süreçte az önce ifade edildi. İade itibarla başlayan darbenin 30. yılında 1990'da ancak işte 60. yılında tamamlanan bir süreçte 27 Mayıs darbesiyle ilgili en azından hukuk tarihimizde, siyaset tarihimizdeki izler temizlenmiş, kaldırılmış oldu. O günlere dönecek olursak, adada kurulan Düzmece Mahkemenin başkanlığını Salim Başol yaptı. Bir yıl süren yargılama neticesinde çok partili hayatımızın seçilmiş ilk başbakanı olan merhum Adnan Menderes ile birlikte Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu hakkında idam kararı verildi. İnsaf ölçülerine sığmayan, hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu karar ile sadece bir başbakan ve bakanlar idam edilmedi. Aynı zamanda siyasete, millet iradesine ayar verilerek sonunuzun Menderes gibi olmasını istemiyorsanız size izin verdiğimiz sınırların dışına çıkmayın denilmiş oldu.
Siyaset yıllarca merhum Menderes ve bakanların hazin sonlarıyla o idam sehpaları işaret ve ima edilerek tehdit edildi. Bu kara zihniyet çok yakın zamanlarda, hatta geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza yine aynı akıbet ile ayar vermeye kalkıştı. Zaten siyasette Menderes'in akıbetine maruz kalmakla tehdit edilmeyen başbakan yok gibidir. Merhum Demirel, Özal, Erbakan da aynı tehditlere maruz kalmışlardı. Bu tehdidi yapanlar kimler? Kendilerini milletin üstünde gören zümreye mensup olanlar. Onlar halk plaja indi, vatandaş denize giremiyor diyenler. Onlar milli mücadelenin edebiyatını yapıp milli mücadele ruhuna yabancılaşanlar. Onlar halka rağmen halk için anlayışıyla kendi menfaatlerini milletin menfaatlerinin üstünde tutanlar. Onlar sözde demokrat oldukları için millete güvenmeyenler. Çünkü milletimizin ruh kökünden uzak, kültürüne, inancına, değerlerine yabancıdırlar. Değerli misafirler, 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan döneme bakıldığında üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye'nin demokrasi tarihi bir bakıma darbeler ve müdahaleler tarihidir. Siyasi hayatımız neredeyse her 10 yılda bir halkın iradesine el koyma, demokrasiyi sekteye uğratma girişimlerine tanık olmuştur. Halkın hür iradesiyle seçtiği iktidarlara karşı dış mihrakların, askerlerin, atanmışların farklı kimlik ve suretlerde giriştiği darbelerin ülkeye verdiği zarar belki de gerçek bir savaştan daha fazladır. Yaşanılan darbeler ve bunun sonucu oluşan vesayet düzeni ülkemizin kalkınmasının önünde yıllarca büyük bir set olmuştur. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan darbe girişimleri, 12 Mart 1971'de bir kısım askerler tarafından verilen muhtıra, planlı darbelerin anası diyebileceğimiz 12 Eylül 1980 darbesiyle toplumun her kesiminden insanımıza uzun vadeli bedeller ödeten vakalar olarak tarihimizde ve hatırımızda yerini almış, menfi etkileri ise uzun yıllar sürmüştür. 28 Şubat 1997 postmodern darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırasını tecrübe etmek talihsizliğini yaşayan milletimiz, en son ve en ağır bedelli darbe imtihanını 15 Temmuz 2016'da yaşamış. Ancak aziz milletimiz bu sefer darbecilere karşı meydanlara çıkarak hayatı pahasına, iradesine sahip çıkmıştır. Masum halkına ateş açan, üzerine tank süren, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan, asker demeye utandığımız, uzantıları her zamanki gibi emperyalistlere dayanan hainlerin ateşlerine bedenini siper eden milletimiz, tankların önüne çıkmış, üstüne çıkmış, onlara bu kez millet iradesini çiğnetmemiştir. Milletimiz 1960'tan 2016'ya kadar demokrasiyi inkıtaya uğratan, halkı sindiren zorbalara karşı milli iradenin ve milletin üstünde hiçbir güç olmadığını bütün dünyaya göstermiştir. Demokrasi, halkın kendi iradesine, reyine, kendi seçtiği yöneticilere ve devletine sahip çıkmak ise milletimiz bu bedeli son 60 yılda fazlasıyla ödemiştir. Milletimiz artık kendi üstünde bir vesayet makamı istemediğini dosta, düşmana açıkça göstermiştir. Artık bu millet seçilmiş yöneticilerinin idam edildiği, halka rağmen zorba halkçıların öldürdüğü o hazin tablodaki temiz vatan evlatları için gözyaşı dökmeyi ebediyen reddetmektedir. Bu aziz millet evlatlarının acısıyla ağlamaya değil, bu ülkenin çocukları için güzel bir istikbal ve mutlu olmaya layıktır. Voltaire, tarih milletlerin tarlasıdır. Her toplum geçmişte ne ekmişse gelecekte onu biçer der. Bizler demokrasi için, millet iradesinin üstünlüğü için uzun ve zorlu bir mücadele verdik. Bedeller ödedik, kanımızı döktük, canımızı verdik. Açılışını yaptığımız görsellerle 27 Mayıs 1960 darbesi sergisinin demokrasimizin kökleşmesine, gelişmesine, katkı sağlamasını ve hayırlara, hayırlı düşüncelere, değerlendirmelere vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Haluk Berk'e katkıları için tekrar teşekkür ediyorum. Allah bu millete ve devlete bir daha 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Şehitlerimizin aziz ruhları şad olsun. Saygılarımla.